Merhaba. Merhabalar. Biz yine gezmeye çıktık. Bugün de IKEA'dayız. IKEA evimizin her şeyi. Maratonla başlıyoruz. Evet, şimdi girişteyiz. İki kattan oluşuyor. Tek tek hepsini gezeceğiz. İhtiyaçlarımıza bakacağız, alacağız. Ya da belki fikir çalarız Meltem. Olabilir. Bir yani şey kendimizin yapabileceği fikirleri de. Her şeyi yapabiliriz. Bence erken heyecanlanıyorsun ama şu anda. Erken geç, ben çok heyecanlıyım. Daha çok yer gezeceğiz ama. Güzelmiş. Benzer şeylerimiz var. Ay ama şöyle mum da alalım mı ya çıkarken? Sen böyle pis bir mum olacak. Nasıl pis İkiye ya? İkiye boyayacağım. Ondanımız da var, dundanımız da var. Var ama. Ne demek? Şimdi böyle ev gidecek. Burası mesela evin banyosu. Buraya yatık odası yapmışlar. Şurada ve o kadar şey ki böyle yaşayan bir yer ki. Hani evet. Tuvalet kağıdından şeyine kadar. Evet evet. Bunu çok özen gösteriyor IKEA. Bak makrone var. Gördün mü? Hı hı. Ne kadar acaba? Aa, makrame satılıkmış. Ben onu fark etmedim. Sadece dekor diye koydular sandım. Gerçi burada gördüğün her şey satılık oluyor değil mi? Burada da salon var. Ay ama resmen Amerikan filmleri gibi değil mi ya? Evet. Ama şey zaten. Yani onu satıyorlar zaten. Her bölümde bir tarz var. Yani mesela bunun yemek odası kısmı, oturma odası kısmı falan tarzları birbirine uyumlu. Gelişi güzel bir dizayn yok. Ay şeyi de kabul ediyorum. Gerçekten çok tatlı görünüyor yalnız. Yani böyle böyle bir evim olsun dersiniz ya. Ya. O yüzden birçok insan, ben de dahil, şeye bayılıyoruz. Şimdi yatak odası falan da var. Ya sevmeyen de ümit bilmiyorum yani. Bir de daha yeni başladık ya. Bu işin sonu nereye varacak hiç bilmiyorum. Herkes şey diyor ama ya. Parasını hak etmiyor diyor. Tamam, görseli çok güzel. Ha, kalite olarak mı? Evet, kalite olarak parasını hak etmediğini söylüyorlar. Şey durumu da var. Mesela şu masa takımını, yemek takımını beğendin diyelim. Hı hı. Aşağı indiğinde ki bunu buradan böylece ben bunu alıyorum deyip alamıyorsun. Tabii demonte gibi. Demontesini bir tarafa bırak. Burasında bilmem ne parçasına kadar tek tek seçip alıyorsun. Allah Allah. Tabii sana böyle bir paket hizmeti sunmuyorlar. Aa, o saçmaymış. Biraz öyle saçmalıkları var ama şey zaten yani işte bunu satıyorlar. Yani düşün mesela şunu almak istiyorsun. Şunları alıyorsun. Şunlar mesela yeri ayrı, bunları ayrı bir yerden alıyorsun. Böyle paketin içerisinde değil yani bunlar. Yok. Ama çok saçmaymış. Ya olanları da vardır da genelde değil. Hani şirinlemeyelim mi diyor. Gerçi detaylara bakmak gerekiyor. Doğru diyorsun ya. Ben böyle şöyle, kaldır küldür gidiyorum da. Bunu birazdan aşağı kata indiğimizde parça parça tek tek. Bak orada teki de var zaten. Evet. Şurada tek. Bunu buradan satın alamıyorsun. Biliyorum canım. Bunu da görüyorsun. Satın almak için aşağı indir. Hatta şey yanlış hatırlamıyorsam kalem kağıt alabiliyordun bir yerlerden. Evet, yazıyorsun kodlarını. Ama büyük bir şey almayacağız zaten. Ya çok iyi ya. Hani bak abi bu pazarlama tekniğini ben çok beğendim. Şöyle mesela burayı sanki dekore etmişçesine koymuş ama bunu da satıyor. Evet. Çok hani güzelmiş. Bunlar da dekorasyon ürünü şu anda burada ama bunları da satıyor. Balkonun birine geçtik oturduk şu anda. Yorulduk gezerken ki daha dörtte birini falan anca gezdik. Çok oyalandık. Yani oyalanmak da durumunda kalıyoruz aslında. Her detaya bakmak istiyoruz, her rengi dokunmak istiyorum. Ben istiyorum en azından, seni bilmiyorum ama böyle dokunarak bakmak istiyorum. Mesela burada mumlar var, dokunayım. Burada fener var, dokunayım falan istiyorum. O yüzden sürekli fıs 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 diye geziyoruz. Evet, böyle. Ellerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. Yani. Şu an mesela arkada yeni bir oda yapıyorlar. Ve bir sepete bütün eşyalarını doldurmuşlar o odaya girmesi gereken her şeyi. Onu getiriyorlar buraya teker teker yerleştiriyorlar. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Evet. Bak Paint Trolley yazıyor zaten. Şey boya arabası geldi. Yani oranın rengi boyanacak mesela. Bunlar böyle paket olarak geliyor muhtemelen. Tasarımcılar ayarlıyor, yazıyor, çiziyor, boyuyor.
Sonra burada ekipler çalışıyor, yapıyor. Çok keyifli gezmesi. Ama insanın maddi özgürlüğünün yüksek olması gerekiyor. Ya da kurum bu kadar yüksek olmaması gerekiyor. Evet, o da doğru. Yani çok rahat rahat alışveriş yapamıyoruz. Ama yine de beğendiğimiz 3-5 şeyi almaya çalışacağız bakalım. Evet. Hem de gezmek bedava. Çok keyifli ya. Sırf gezmeye bile gelinir yani. Ama böyle dinlenip gelin ya. Gerçekten yorucu. Devam edelim mi? Edelim. Ya muhteşem bir genç odası ve küçücük alana bir sürü şey sığdırmışlar. Burada mesela bir köşe koltuğu var, yatağı var üstünde. Hemen burada bir kitaplığı falan, çok iyi. Ya Meltem şey değil mi ya, bayağı bildiğin yaşayan bir yer burası. Sanki böyle birileri burada yaşıyor da onun gibi tasarlamışlar. Sanki birinin evindeymişiz gibi. Aynen değil mi? Aynen öyle şey, o yüzden bir tedirgin ediyor bir taraftan da. Sanki böyle birinin evine izinsiz girmişiz, destursuz, evde yokken girmişiz gibi. Baksana ya, bayağı bildiğin burada çalışma masası var, çalışma ortamı var ve birisi yaşıyor burada sanki. Ve bunların hepsi satılık. O çok ilginç geliyor. Ya baksana şu mandal satılık ya. Yani buraya sanki sadece dekor için koymuşlar ama satılık. Mutfağa geldiğinde baksana mesela. Buzdolabı satılık. Ama buzdolabı, buzdolabı sanki, da mı satıyorlarmış? Yani sanki böyle teşhir için koymuşlar. Bak gibi. Bunu bilmiyordum. Ama satılık. Tencere var, tencere satılık. Yani böyle şey, gerçekten birisi burada yaşıyor ya. Ve buna kimse inandıramaz yani aksine. Açın ve içine bakın. Oas. Yuh. Bunlarda da yazıyor. Bak açın ve içine bakın yazıyor hepsinde de. Onu görmemiştim biliyor musun ben o yazıyı. Bak. İçeridekileri de pazarlamak için. Hop. IKEA işte. Evimizin her şeyi. Yalnız yemin ediyorum 10 numara pazarlama stratejisi ya. Truman Show'u izlemeyeniniz varsa izleyin. Aşağı yukarı aynı benziyor. O yüzden çok çok iyi. Yani pazarlama stratejisi çok iyi. Bayıldım ya. Ya bu mutfak çok yeresi durmuyor ama. Allah aşkına. Baksana pembiş pembiş şeyler var. Sen yine pembe detaylara düştün değil mi? Allah'ım nasıl bu kadar pembe sevebilirsin? Çok tatlı ama. Pizza standı. DJ standı. Büyüklüğe bak. Ama bu kadar tatlı olamazsınız ya. Olmamalısınız. Şu aydınlatmaya baksanıza. Masa çok iyi değil mi ya? Masa da çok iyi. Aydınlatmaya baksana bir de. Aydınlatmaya bayıldım. Şimdi IKEA'nın köftesini tadacağız. Ben sanırım daha önce yememiş olabilirim. Köfte yemeden gidilmez dedik. Öyleymiş. Ben üst raconu bilmediğim için. Üst turu tamamladık. Şimdi altta parça parça alışveriş yapabileceğimiz bölüme geçmeden önce bir karnımızı doyuralım, bir enerjimizi dinleyelim istedik. Elindekiler ne Bilal? Espresso fincanı. Çok tatlı değil mi? Güzel görünüyor. Peki neden pembe? Çünkü pembesi var. Başka rengi yok mu? Var ama pembesi var. Yani pembe almak için gayet geçerli bir sebep. Çok tatlı ama bak, toz pembe hem de. Bence güzel. Bunu koyuyorum ben. IKEA'nın en güzel bölümlerinden biri bu depolama, saklama alanları. Her yer hasır sepet dolu. Ahşap sepet. Evet. Ya ama çok şey gibi durmuyor ya. Bunu ben yaparım ki. Bazıları, yani belki yapabiliriz ama. Yani böyle hepsini bir arada görmek, bu kadar çeşitli, bu kadar şeyi bir arada görmek çok iyi. Ya böyle küçük dekoratif amaçlı kullanılabilenleri var. Gerçekten böyle çok büyük çamaşır sepeti olarak kullanılabilecek bayağı sepetler var. Onda. Kesinlikle. Şu bölüm çok güzel durmuyor mu mesela? Ay ben şuna bayıldım. Şu çok güzel. Kocaman bir de. Burada yine saksılar var. Şöyle söyleyeyim. Bunların da dibi
delikli değil ya. O kötü hakikaten. Ya şu kocaman sukulentler 10 lira. Bu gerçekten bence çok makul bir fiyat. Bunun şöyle küçücük şey, en küçük boy saksılarda olanların şöyle bir tek şu kadarını veriyorlar 10 liraya. Aynen öyle. Öyle veren yerler var. Yani birçok yerde de pahalıya satıyorlar normalde. Burada acayip ucuz. Yani olur da sukulent merakınız varsa mutlaka buraya bir uğrayın. Bir sürü yavrulu yani taşmış artık böyle. Bunu saksıya alsanız kocaman saksıyı dolduracak haldeler şu an. Ve 10 lira. Kasaya gitmeden önce hem biz neler almışız bir bakalım. Hem de size aldıklarımızı gösterelim istedik. Eleyeceklerimiz de var belki aralarında. Evet, belki eleriz diye de bir şeyler almıştık sepete. Mesela bunu yağdanlıklarımızın başına aldık. Böyle buradan şey açıp kapanması açıp falan. Kapanabiliyor. Böylelikle yağ sızdırmıyor. O çok hoşumuza gitti. Böyle iki tane bundan aldık. Hem zeytinyağı hem de ayçiçek yağımız için. Bir tane bundan aldık. İki tane peçete aldık. Farklı desenlerde seçtik özellikle. Sonra bu ne? Bu şey buzdolabı şeyiz. Buzdolabı poşeti. Kilitli olanlardan. İçinde iki farklı boyu var. Biz iki tane orta boy seçtik. Yani en küçük de değil, en büyük de değil. İki tane orta boy seçtik. İkisi de birbirinden farklı. 25 tane birinden, 25 tane birinden. Toplam 50 tane var. Ya seçerken fiyatlarına baktık ama şu an ben pek hatırlamıyorum fiyatlarını. Bunu da alıyoruz 30 ama. 30 lira kadar mıydı? Evet. 32-33 falandı. Bir de bu kullanat bir şey değil. Kilitli olduğu için yıkanıp yeniden kullanabiliyor. Şeyi de öyle. Malzemesi de o şekilde. Daha sürdürülebilir. Aynen. Çöp de çıkarttık. Şu benim pembiş bardağım. Ne çok bardağıydı tatlı. Bu? Espresso. Espresso bardağı. Canım. Ben kahve içmediğim için tek aldım. Sadece bir tane. Bana özel. Misafir gelirse de o gitsin çay bardağıyla içiririz o. Bir tane çalar saat aldık. Bu çalar saat aynı zamanda zamanlayıcısı. Ne gösteriyordu başka? Böyle tuttuğunuzda alarm, böyle tuttuğunuzda kronometre, böyle termometre, böyle saat oluyor. Ve her dördünü dördüğünüzde hakikaten değişiyor. Demin orada evet, teşhir ürünü vardı baktık. Biz. Biraz şey böyle telefonla uyanmaktan kurtulmak istiyoruz. Telefonumuzu başucumuzdan da uzaklaştırmak istiyorduk. O yüzden böyle pratik bir şey aldık. Aslında salonumuz için de bir duvar saati baktık ama çok bizim zevkimize uygun bir duvar saati bulamadık açıkçası. Yani salona uyacak bir şey bulamadık. Bu arada buna benzer çalar saati size döndürürüz ya. Telefonla uyanmaktansa çünkü uyanır uyanmaz biz interneti kapatıyoruz bir de gece. Düşünün yani bildirim de görmüyoruz normalde. Ona rağmen uyanır uyanmaz elimiz telefona gidiyor. Aynen öyle yani interneti açıp neler gelmiş neler gitmiş falan bakıyoruz. Yapmamak için de bir tane çalar saat alıp telefonu uzakta bir yerde şarja takmayı düşünüyoruz. Sonra buyumuz var. 10 liralık sukulent ya. Kocaman sukulent yemin ediyorum. 10 biz lira. Yine duramaz bunları ayırırmışız gibi geliyor bana. Çünkü çok fazla kökü var her ikisinin de. Bunları evet. 10'ar liraya bulduğumuz için çok mutluyuz. Bundanımız var. Ben şeyi çok seviyorum yani. Değirmen sanırım bunun adı. Değirmen. Tuz değirmeni mi? Öyle bir şey olsa gerek. Yani gerek şeyi... Ay hala karabiber. Gözüm etrafta. Gerek karabiber gerek tuz olsun böyle kırt kırt kullanmayı çok seviyorum ben. Daha lezzetli geliyor. Neden bilmiyorum. Belki sadece ne denir ona? Hevestendir. Ama bence Himalaya tuzu var mesela evimizde. Doğru düzgün değirmenimiz olmadığı için tuzları tane tane yiyoruz böyle bazen. O yüzden böyle bir şey aldık. Pahalı ama ya. 40 liraydı. Öyle miydi? Ama bu ayarlanabilirlerden iri tane ya da küçük tane. Tuzların büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Tamam. Sonra mumlar aldık. Ya ben bunun kokusunu çok bayılınca dayanamadım aldım. Yani keşke kokuyu iletebilsem size. Böyle bir şey yok ya. Ne diyordu buna? Cevizli, sütlü, atıştırmalık falan diyordu. Öyle kokusundaymış. Çok tatlı bir şey. Bir de şunlara da düştük ya. Vallahi dayanamadık bunlardan da aldık. Bir Lucidus Candles değil eyvallah da. Bunların da kokuları çok güzel. Bir de çok uygundu ya. Yani şu... IKEA mumları meşhurdur zaten. Hı-hı. Yani IKEA'ya girip mum çok sevmese de bir insan mumu bakar ve alır. Çünkü şey böyle şeker dükkanına girmişsiniz, elma bahçesine dalmışsınız gibi bir kokusu var genelde mum reyonlarının.
Aldık bakalım biz de birkaç tane. Evet. Şu an kasaya kadar bir 100 metremiz falan var. Eğer yeni bir şey görüp beğenmezsek aldıklarımız bu kadar. Ya biz videoyu bitirdik, sunuş munuş yaptık ama yani veda konuşması. Şurada fırsat köşesi varmış. İster istemez fırsat deyince de bir insanın içi gıcıklanıyor. Meltem'i de tutamadığımız için şu anda oraya gidiyoruz. Bakalım orada neler varmış. Yeşil ürünleri, deforme olmuş ürünleri daha uygun satılıyor. Hala 10'ar liraya aldığımıza inanamıyorum. Son düzlükte bir tane böyle mutfaktaki askımıza asmak için sepet aldık. Fırsat ve yolundan bunları aldık. 15'er liraya bu saksıları bulduk. Teşhir ürünüymüş. Ama hiçbir kusurları yok. Bunlar bir tane şişe... buzdolabımıza su koymak için şişe aldık. Bunları zaten göstermiştik. Geri kalanlar bildiğiniz gibi. Bitirdik ama biz de bittik ya. Ben çok yoruldum Meltem. Bacaklarım, ayaklarım bitti. Fena durum. Toplamda alışverişimiz 336 lira 11 kuruş tuttu. Evet. Eklediğimiz bir meblağdı. Daha fazlasına çıkmadığımız için memnunuz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu ve benzeri içeriklere devam etmemizi istiyorsanız da abone olmayı, bize desteklemeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz.